yaptım ben? Bunu sebarileştirdim. Yani ritmi ikiye katladım. Selam canlar. Şimdi yavaş yavaş eğlenceli kısımlara geliyoruz. Türk müziği ritimlerinin bugünkü dersinde sofyan ritmini öğreneceğiz. Sofyan ritmini genellikle çok sık kullandığımız bir ritim. Dört dörtlük bir ritim. Temel vuruşlarını size bendirle çalmaya çalışayım. Beraber sayalım mı? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bir de ritim diliyle sayalım. Düm tek tek, düm tek tek, düm tek tek, düm tek tek. Günümüzde tabii benim çaldığım kayıtlarda çok kullandığımız bir tema içeriyor sofyan ritmi. Mesela küçük bir örnek vereyim. Bunu genelde sufi projelerde kullanıyoruz. Onlarca şekli var. Bunlardan birkaç tanesini size icra etmeye çalışayım. Bunu bazen bir brush'la kullanabiliyoruz. Onu da icra etmeye çalışayım. Ve def'le olan icrasına gelelim sofyanın. Versiyonuna gelelim. Daha doğrusu yorumuna gelelim. Aslında baktığınız zaman ilk dersimizdeki Nim Sofyan gibi yani. Sofyan da aslında ona yakın bir tema içeriyor. Daha çok sufi projelerde kullandığımız bir ritim şekli. Bunun darbuka ile yorumuna hep beraber bakalım. Yorumlayalım. Şimdi bas darbukayla sofyan ritmini yorumlayalım hep birlikte. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 düm düm tek düm düm tek düm tek tek düm tek tek düm tek tek düm tek tek. Yine yorumumuza bir bakalım. Düm tek tek düm tek tek düm tek tek düm tek tek. Şimdi ne yaptım ben? Bunu sebarileştirdim. Yani ritmi ikiye katladım.
Aslında Sofyan çaldım. Yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yorum, daha önceki derslerdeki gibi farklı, zaman aynı. İşte bu bölmeyi, daha doğrusu beynimizi bölüyoruz aslında. Zamanımız aynı fakat çalım şeklimiz farklı. Tuşelerimiz, vurduğumuz yerler daha genişliyor, daha fazlalaşıyor. Yani kastettiğim şu. Yaptık ama başta ne çalmıştık? Düğüm tek tek, düğüm tek tek. Zaman. Yani hayatın ritmi çok önemli. Açıkçası bu. Hayatımızın ritmine ne kadar dikkat edersek o kadar her şey düzenli gidiyor. Bunu hep birlikte yaşıyoruz. Kısacası belki şu anda bu videonun dışında bir şey söyleyeceğim ama aslında yine ritimle alakalı. Aynı saatte kalkıp, eğer bir kurumda çalışıyorsak aynı saatte kalkıp, aynı saatte dişlerimizi fırçalayıp, aynı saatte banyoyu kullanıp, aynı saatte servise yetişme telaşı. Bunları aksattığımız zaman işimize gidemiyoruz. Sonuçta para kazanamıyoruz. İşimizden oluyoruz. Ha, ne yapıyoruz? Demek ki hayatın ritminin dışında bir yaşam sürüyoruz. Ritim çalmak da böyle bir şey. Buna çok dikkat etmek lazım. Öğrendiklerimizi çok iyi etüt etmek lazım. Zaman ayırmak lazım. Zamanında yapmak lazım. Sofyan ritmini dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.